Basçı'ya hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizden birinde söylemiştik. SLR konusunda hani video evet. için ayrı bir parantez açalım diye. Şimdi onu yapıyoruz. Şimdi SLR genelde zaten video çekenlerin çoğu SLR ile çekim yapılıyor. Hatta profesyonel şeyler, prodüksiyon firmaları ve bizler de dahil. Fakat bunun belli artıları, eksileri ve yarattığı sorunlar var. Çünkü SLR aslında fotoğraf çekmek için yapıp dizayn edilmiş bir Tabii. cihaz. Belli başlı sorunlar bana geldi. Ben bunları çeşitli kategorilere ayırdım. Birinci sorun şu. Video çekerken kayıt duruyor evet. diyorlar daha çok. Bu genelde iki şekilde nüksediyor. Birincisi makine çalışır durumda kayıt bir anda duruyor. İkincisi makine bir anda kapanıyor. Hı hı. Bu makine çalışır durumda kaydı kesmesinin sebebi şudur. Kartımızın hızıyla alakalı Murat'cığım. Şimdi öncelikle hani minimum hani kartın belli klasları var biliyorsun. Minimum yani klas 10'da olması lazım. Klas 10 da yetmiyor bazı yerlerde. Çünkü şu var. Sesli kayıt yapmaya başladığın vakit eğer videoda ses kaydı yapıyorsan aynı zamanda klas 10'un alt versiyonlarında 30 saniye ile 1 dakika arasında belli bir süre sonra kaydı kesiyor. Çünkü bu makinelerin tam belli bir tampon bellekleri var. O belleği aşmış oluyor. Dolayısıyla anında makine kaydı kesiyor. Bunda çok yüksek kapasiteli özellikle data aktarımızı yüksek kartlar kullanmayı öneriyorum. Ve yani belli markalar var işte mesela Lexar güzel markadır, iyi markadır. Toshiba'dan ben çok memnun kalıyorum. SanDisk. Onların SanDisk güzel kaliteli ürünleri var. Ben açıkça en çok Toshiba'dan memnun kaldım. Ondan sonra Lexar, ondan sonra da SanDisk geliyor. Özellikle yazım aktarım hızlarında çok büyük şeyler var. İşte en yüksek 90 megabayt saniyeden başlayan o tarz kartları kullanmakta fayda var. Eğer makine kapanıyorsa bunda da sıkıntı ne yazık ki yan sanayi pille alakalı. Çünkü hani amperajları yetmeyebiliyor, bir anda kesebiliyorlar. Sonuçta hani fabrikasyon bir pilden ne beklediysen onu alıyorsun. Üstünde ne yazıyorsa onu alıyorsun ama ne yazık ki yan sanayi pillerde hani bir de çok abartılı miliamper şeyleri yani yazıyorlar etiketlerine. Hayır süper hızlı boşalıyorlar. Evet. Ve şarj tutmuyor 2-3 ay sonra. Tabii. Mesela en önemli işinizde bir anda kapanıyor ve kapandığı vakit önceki video kaydını da ne yazık ki karta atmamış oluyor. Ne yazık ki bizim de başımıza geldi. Tabii. Az evvel bir programı tekrar baştan çekmek zorunda kaldık. Öyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Mutlaka ekipmanımızın video işlerinde orijinal olması lazım. Yani biz şey yaptık. Şimdi 60'da ben emekli ettiğim için o sorunlar başımıza geliyor. Normalde bunların pili de şey de var, pil formatında yapılmış fişleri oluyor. Bağlıyorsun elektriğe. Sabaha evet. kadar çek ondan sonra. Evet tabii. Yani o da bir şey ama onun da işte yan sanayisi var, orijinali var. Öyle. Ama işte orijinalleri o modellerin biraz aşırı pahalı yani. Aşırı aptalca pahalı. Yani ben onun yan sanayisini kullandım. Memnun kaldım. Çünkü şöyle bir şey yaptım. Onun sadece başı lazım aslında. İçeriye pil takkide tabii. olan baş kısmı. Geri kalanını at. Hatta hiç alma. Adam gibi bir tane adaptöre bağla. Evet. Güvenilir bir adaptöre. Güvenilir. Tabii. Tamam yine güzel zaten bir... Zaten biliyorsun bu işte önemli olan adaptör. Evet. Yani çünkü en ufak bir hani sadece artı değil eksi gerilim gitmesi sonucunda devreyi hatta işlemcisini CCD sensörü bile yakabiliyorsun. Yakarsın. Yani onunla alakalı çok sıkıntılarımız var. Bir de en çok gelen sorulardan biri özellikle daha çok mobil kullanmak isteyenlerde hani ışık aydınlatma zaten buna ayrıca gireceğiz ama hani çeşitli aydınlatma çözümleri var. Hot shoe'ya takılan. İşte burada LED aydınlatmalar daha çok ön plana çıkıyor. İşte onların da modelleri var. Böyle dikdörtgen şeklinde tam 16-9'a denk gelebilecek şekilde bir yeri aydınlatanları da var. Yuvarlak, dörtlü, beşli LED'li sistemler de var. İşte burada şunu şey yapmak lazım, gözetmek lazım. Şimdi temel bir videoculuk özel şeyisi size bilgisi vereyim. Mümkün olduğunca biz profesyonel video çekimlerinde ortamın ışığını kapatırız. Hı-hı. Kendi aydınlatma sistemlerimizin ışığını alırız. Çünkü arada ışığın renk sıcaklığı dediğimiz Kelvin'de farklılıklar olabiliyor. Bizim verdiğimiz ışıkla ortamın verdiği ışık arasında sıcaklık farkı olduğu vakit
Şöyle sıkıntılar çıkabiliyor. Ya insanların yüzü mavi, geri kalan her şey doğru renkte oluyor. Veyahut da tam tersi insanların yüzleri normal fakat buralarda yeşil ve kırmızı hareler kenarlarda. O tarz sıkıntılar olabiliyor. Mümkün olduğunca ortam ışığından izole etmek lazım. Ha, bir düğün, bir organizasyon, açık havada olan işte sahne ışıklarının olduğu bir yerde bunu ne kadar yapabilirsin? O zaman da işte mümkün olduğunca makinenin white balansını, senin kullandığın ışığın kelvinini ona göre şey yapmak lazım, ayarlamak lazım. İşte çeşitli kelvin ölçüleri var. İşte 1000 ile 2000 kelvin arası mum ışığıdır. 2500-3500 arası tungsten ampulün kelvindir. 3000-4000 arası güneşin doğuşuyla batışı o akşam bu saatlerinde geçerli. Floresan ışığı 4000 ile 5000 kelvin arası verir. Gün ışığının ve flash'ın yani tepe flash'larının kelvinleri 5000 ile 5500 arasındadır. Onun dışında daha da böyle yükseliyor kelvinler. Bizim için önemli olan bu aralık. Hı hı. Bu aralık içerisinde çalışıyoruz zaten. Mümkün olduğunca ışığımızın kelviniyle makinamızın white balansını ayarlamamız lazım. Evet. Yoksa çok saçma sapan şeyler çıkıyor. Otomatik kurtarmayabiliyor çünkü. Evet. Ve SLR'de işte otomatik kurtarmıyor dedik ya. Otomatiğin kurtarmadığı bir konu daha var. Fokus. Fokus, evet. Otomatik fokusta ciddi sıkıntı yaşarsınız. Özellikle hareketli objelerde. Hani bizi şimdi otofokusta fokus dersin. Bir şey olmayabilir. Ama yani çünkü buradayız. Tabii olmayabilir. Ama biraz hareket ettim. Şöyle döndüm. Şuraya bir fokuslar. Ya şimdi makinalardaki otofokuslar aslında biz fotoğraf çekerken servonun yaptığı işi yapıyor. Evet. Sürekli tracking yapıyor. Aynen. Ve sürekli gidip geliyor. Gidip gelerek netleme yapıyor. Videoda sürekli çok hızlı bir şekilde git gel yaptığını düşün. Ya bir kere ben izlerken midem bulanır. Yani en basit örneği. Yok, yani. Çok çirkin bir görüntü. Çok çirkin bir görüntü. Yani. Şunu yaparsın. Otofokusu bana yaptın diyelim. Evet. Hemen manueli al öyle kalsın. Ha, o şekilde olabilir ama işte ben daha çok yine insan gözünü öneriyorum. İşte burada da tekrar işte LCD'ye güvenemediğimiz zaman işte şeyler büyük LCD'lerle çalışmakta fayda oluyor. O zaman netlikleri arayabiliyorsun. Çünkü otofokus da şaşırıyor. Hı hı. Video özellikle live view'de yani video çekimlerinde otofokus yaptığın vakit cross type'ler çalışmıyor. Hı. Dolayısıyla ölçümleri biraz yanlış olabiliyor. Bir diğer konu bana soruluyor şu anlar. Mesela diyorlar ki fotoğraf makinesinin gövdesinde kulaklık çıkışı var mı? Şimdi mikrofon girişi artık herkese kondu. Ama kulaklık çıkışını keşfetti insanlar. Çünkü kaydederken tabii seste bir sorun var mı duymak istiyorlar. Tabii. Hepsinde yok şu anda. Hepsinde yok. Bu aslında video kameralarda olan bir şey. Yani bir önceki programda değinmiştik. Şimdi de biraz kısaca değinelim. Hazır konusu açılmışken. Şimdi sadece mikrofonla olmuyor bu olay. Çünkü siz dış sesleri alıyor mu, almıyor mu? Çünkü çok çeşit mikrofon var. Spot mikrofonlardan tutun da bu mikrofonlara sadece o ortamın sesini almaya özellikle mikrofonlara veyahut da tam tersi zoom ve çevre sesi almaya yarayan çok çeşitli mikrofonlar var. Bunların amaca uygun olup çalışıp çalışmadığını ya bir bilgisayara atacaksın ya da o anda müdahale edebilmek için çünkü geri dönüşü olmayan bir röportaj olabilir, ya, bir şey olabilir. En basit, bak o bizim başımıza geleni söylüyorum. Hani o anda şu an konuşurken pil bitmiş. Evet. Hadi bakalım nereden anlayacağız? Aynen. Birisinin onu dinliyor olması lazım. Tabii ki. Yani sürekli dinliyor olması lazım. Şu an arkadaşımızı görmüyorsunuz, evet. O dinliyor. Bunu genelde video kameralarla yapıyoruz. Çünkü video kameralar zaten İşleri video çekmek olduğu için çok çeşitli giriş çıkışları var. İşte aynı anda 3 tane mikrofon direkt üzerine takıyorsun. 2 tane kulaklık çıkışı var. Birisi kameramana, birisi ses teknisyenine giden. Yani ve ufak artık yani erişilebilecek seviyede kameralara bunlar entegre edildi. Zaten hani teknik olarak önceki videoda da biraz değinmiştik. Bunlar aslında fotoğraf makinesi. Bunlara video özelliği ekleniyor. Teknik olarak Amerikan patent yasalarına göre bir video kameranın video çekebilmesi için 30 dakika aralıksız video çekebilmesi lazım. Hmm. O yüzden de bunlar 29 dakikadır. Çünkü fotoğraf makinesi iddiasıyla oldukları için video kamera iddiası olunca daha üst segmentten vergi ödeyecekler. Bir ikincisi tasarım gereği fotoğraf makinelerindeki sensörler, CCD'ler ve video kameralardaki sensörler birbirinden farklıdır. Bu makinelerdeki sensörler yanıyor. Bildiğin çok fazla ısınıyor. Yani
Biz profesyonel işlerde çekiyoruz ama mümkün olduğunca işte 2-3 çekim üst üste yapmamaya veyahut işte makineleri dinlendirmeye çalışıyoruz ama şimdi profesyonel setlerde özellikle dijital çıktıktan sonra aynı planın birkaç şeysi çekildiği için aralıksız 1 saat, 1-2 saat çekim yapılmak zorunda kalıyor. O zaman da kayıttan çıkmıyorlar. Çünkü Doğru. senkron oturtmak zorunda ses. Çünkü orada video kamera video çekerken sesçi de senkron Başka, evet. alıyor. Dolayısıyla kesilmemesi lazım. Bunlarla yapılırken de biz mümkün olduğunca şey yapmaya çalışıyoruz ama uzun vadede gerçekten sensör yanabiliyor ki bunun örnekleri var. Mesela en çok bilindik örnek herkesin konuştuğu işte bir televizyondaki bir dizi, polisiye bir dizi işte o Mark II'lerle çekildi. Yani profesyonel camiada ve bu işi biraz bilen camiada çok sık konuşulur. Evet çekildi ama 4 bölüm sonunda 6 tane Mark II yandı orada. Ondan sonra baktılar ki yok bunlar yani amacının dışında çok fazla kullanılmaması, yıpranmaması gerekiyor. Tekrar video kameraya döndüler. Yani dolayısıyla zaten profesyonel işlerde mümkün olduğunca en uzun planlarımız montajda kullanırken 30 saniye, 1 dakika, 2 dakikadır plan değiştiririz. Yani dolayısıyla bunu alıp da 3 saatlik, 4 saatlik bir düğün çekemezsin. Tabii. Yani Olmaz. olmaz. Maliyeti de Bir kurtarmaz. de SLR'lerde şuna dikkat etsinler. Her SLR'nin de video kabiliyeti aynı değil. Tabii. Yani birisinde bir bakıyorsun o diyafram ayarını işte şeyini enstantanesini değiştirecek ayar çok zahmetli ya da olmuyor. Evet. Video modunda hani fotoğrafta hiçbir kusur yok ama videoda hiç pratik değil. Adam çünkü onu ona göre tasarlamış. Tabii. Ya ben bu video kamera değil zaten diyor. Bir şey diyemiyorsun ona. Tabii ki yani çünkü zaten adam 29 dakika çekmesinin sebebi de o. Yani zaten hani ben video çekerken bu CCD yandı dediğim vakit işte atıyorum kanalına gittiğim vakit kardeşim bu video kamera değil. Yani sen bunu aşırı kullanmışsın deyip işin içinden çıkıveriyorlar. Evet. Onun dışında bir SLR'yi alıp hani biz çat diye tripoda koyduk çekiyoruz çünkü hareket yok bir şey yok ama Evet. sen bir de hareketli plan çekeceksen bir follow focus gibi ekstra bunun üstüne bir şeyler koyacaksın. Follow focus lazım, omuz aparatı lazım. Tabii. İşte bir önceki videoda bahsettiğimiz çoğu ekipmana ihtiyaç Evet. duyuyorsun. Yani. Yani bunların şeyine baktığım vakit aslında yani bir video kamera maliyetine yakın oluyor. Tabii. Bunu böyle kullanacaklara tavsiyem üstüne koyacakları lensitte mutlaka IS ya da VR mutlaka olsun. El titreşiminden anormal etkileniyor. O bayağı hayat kurtarıyor. Yani bayağı hayat kurtarıyor da yine de hani böyle akıcı uçar gibi bir Öyle yok görüntü öyle bir elde şey etmiyor. yapamazsın. Sadece olduğun Olduğun yerde. yerde çok böyle hani adım attığın anda hiçbir VR'ın etkisi Tabii. ya da ISL'nin etkisi olamaz. Yani o Tabii ki. deprem etkisine hiçbir şey absorbe edemez. Sadece olduğun yerde çekmene biraz yardımcı Yardımcı oluyor. oluyor. Yani Evet. o da belli bir seviyeye kadar. Bunun dışında en çok gelen sorular bunlar da senin aklında başka soru Bir var mı? soru var, onu da cevaplayayım. Diyorlar ki video çekerken flash çalışmıyor. Bazıları flash'ın şeyden onu da sonra uyandım. Şimdi telefonlarda cep telefonlarında flash sürekli ışık olarak çalışabiliyor ya. Ha. Bunu da öyle zannediyor. Yok hayır. Ya evet anladım. Şimdi bunu o bahsedilen flashlar LED flashlar. Dolayısıyla belli bir miktar ışıkta bir anda elektronik olarak yanıp sönüyorlar. Patlamıyorlar onlar. Tabii doğru. Yanıp sönüyorlar. Belli bir tüpleri yok. Flash sistemi içinde gaz olan bir tüp mekanizmasından başka bir şey değildir. Onun da öbür tarafında bir enerjiyi bekleten, depolayan bir şeysi batarya sistemi vardır. Siz flash'a bastığınız anda bir anda o elektriği tüpün içine verir. Tüpün içindeki özel gaz sayesinde ışıma yaratır ve dolayısıyla bu patlama efekti olarak gelir. O iki sistemi birbirine karıştırmamak lazım. Evet, buradaki flashlar anlık çakarlar diye düşünüyorum. Anlık Sürekli tabii. ışık vermezler. O yüzden o işe yaramıyorlar. Bana en çok gelen sorulardan birisiydi. Onun dışında şöyle bir baktığım zaman lens seçimi fotoğrafta olduğu gibi burada da önemli. Tabii. Önceki videoda da Amaca yine uygun lens değinmiştik. alınacak. Tabii. Diyaframından odak uzaklığına kadar. Dolayısıyla burada da bizim tavsiye edebileceğimiz genel geçer bir lens yok. Ha şu var, çekeceğin sahne sabitse belki şey yapabilirsin bak orada.
biz yapıyoruz. Eski lensleri alıp üstüne adaptör takıyoruz. Tabii. Manuel lensler, otofokusu falan yok. FD serisi özellikle Canon'da tak, çok kullan. Güzel. Evet. Bir de eski lenslerin şeyleri, o camları da daha video için aslında daha kesinlikle. Şeyleri. Yani daha onunla keskin. Mutlaka göz ardı etmesin. Yani çok eski büyük. Optikler çok daha iyi ne yazık ki. Yani 100 lira, 150 liraya alacağın lensler inanılmaz görüntü veriyorlar. Ufak bir bayonet adaptörüyle çok güzel neticeler alıyorsun evet. Ve onların bokehleri de çok etkileri tabii. Çok güzel oluyor. Video çekenlere tavsiyem hani şöyle bitirirken ne zaman gündüz mü çekeceksin, gece mi çekeceksin, kapalı alanda mı çekeceksin, dışarıda şimdi mı çekeceksin? Önceki tekrar videoya değindiğimiz gibi amaca ve ihtiyaca göre şimdi siz büyük ihtimalle bir çekim planlıyorsunuz. Planlayacaksın yani daha doğrusu. Bunu bir kere planlaman lazım. Evet. Hangi planda, hangi ışıkla çekmem lazım? Şimdi öyle zamanlar geliyor ki şimdi planlar çerçevesinde güneşin belli bir açıdan gelmesi lazım. Yani. O da senede birkaç gün oluyor bazı evet. Yerde. Sırf o gün için özellikle toplanılıyor. Doğru. İşte bir projede çekim yapılıyor. Yani bunları çok iyi planlamamız lazım. Önce gözlem lazım. Evet. Çekeceğimiz planların bir hafta gözleyeceğiz. Güneş hangi saatlerde nereden geliyor, nereye gidiyor? Çünkü bunlar hani gözden kaçırdığınız vakit size çok tatsızlık evet. Yaratacak şeyler. Dolayısıyla önce bir plan yapmamız lazım. Ondan sonra o planda görsel olarak nasıl ifade edeceğimize uygun lensleri belirlemek lazım. Doğru. Ondan sonra amaca uygun lensleri işte geniş açı mıdır, işte zoom lens midir, işte tele midir, kaç milimetredir, portre mi çekeceğiz o anda, 85 milimetre mi çekeceğiz, onları planladıktan sonra evet. Hareket etmek bir lazım. Bir de işte orada full frame ve APS-C konusu da tabii, devreye tabii, giriyor. Tabii. Eğer gündüz çekecekseniz APS-C'den yana pek bir derdiniz olmuyor ama gece çekilecekse orada biraz ISO'ya güvenmek gerekiyor. Orada da işte full frame'in avantajı var. Biz bak şu ışıkta bile hani dışarıdan da destek geliyor şu an. Evet. Hava aydınlık. ISO 400'de çekiyoruz. Evet. Yani 1800 gerekse bizim şimdi şu tam karşımdaki APS-C'de kumlanmayı çok görürsün. Evet. Özellikle benim üzerimde. Sen şanslısın. Seni 6D çekiyorsun. Evet. Profesyonellik farkı. İşin şakası tabii. Evet. Yani ekipman şansa bırakılmaz. Hı-hı. Özellikle hani amatör ruhla başladığınız bir iş sizi nerelere götüreceğini bilemezsiniz. Yapacağınız 10 dakikalık bir kısa film belki sizi çok yüksek seviyelere getirecektir. Dolayısıyla ne olursa olsun SLR kullanmak ekonomik anlamda tamam bir sinema kamerası kullanmaktan daha ucuz. Ama çok da böyle hafize alınacak da bir şey değil. Evet. Mümkün olduğunca kaliteli ekipman ve kaliteli lens kullanmaya özen göstereceğiz. Çünkü dediğim gibi tekrar yani o filmin nerelere hangi kaynaklara gideceğini bilemezsiniz. Sonradan üzülmemek için, pişman olmamak için baştan önlemimizi almak lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.